Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Çok değerli bir misafirimiz var. Omaç için kendisi Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi. Ama onun dışında kendisi çok başarılı bir iş adamımız. Bir sürü daha karpuz var koltuğunun altında ama Ticaret Odası'nı temsilen burada bugün. Buradan başlayalım. Bakalım Ticaret Odası neler yapıyor? Biraz daha onu söyleyelim. Aktiviteleri nedir? Biraz maaşlardan konuşalım. Çünkü biraz evvel sendika liderine konuştuk biliyorsunuz. Bir de işverene konuşmuş olalım bu şekilde ne düşünüyorlar. E, oradan da bakalım sohbetimiz bizi nerelere götürecek. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek e, Omaç Bey'le sohbetimize başlayalım. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet, e, yani e, bayram sonrası hummalı yoğun bir çalışmaya girdiniz herhalde. E, doğru, yani dedi, biraz önce bahsettiğiniz gibi en önemli konu da şu anda asgari ücretin Var oranı. tabi Tabii çünkü e, hayat pahalılığı da işte dün açıklandı yanılmıyorsam. Evet. Altı evet. ayın kümülatif toplamı yüzde olarak. Tabii şimdi yüzde otuz bir artış zaten Sayın Bakan da söyledi. Yüzde otuz yani hayat pahalılığının altında bir artış on görmüyoruz diye. Bence bakanı fena böyle şeydiler. Çarşaf gibi serdiler orada asmak için. Çünkü orası tutmazsa Taço'ya şey diyecekler işte yalan söyledin, işte yanlış bilgi verdin, işte söylediğini yapmadın. Şimdi öyle bir senaryo da hazırdır onun için. Yani çünkü bangır bangır çünkü 33 alsalar herkes mutlu olacak. Hayat pahalılığının olduğu gibi alsalar. Evet. Ama işveren de anladığım kadarıyla böyle bir şey düşünmüyor aslında şöyle, aslında işveren bu işte arada derede kalan işverendir Tabii. işin gerçeği. Yani çünkü bir çalışanınıza mutlaka refahının yükselmesi için daha fazla maaş vermek istersiniz ve çünkü size verimli çalışması için bu gerekli. Tabii. Ve hayat malına bak, yani hayatın artışına baktığınızda da doğal olarak ücretler süreç içinde bayağı eriyor. Ve insanların geçinmesi, idame ettirme, rahat bir şekilde idame ettirmeleri zorlaşıyor. Ama buna karşılık bir de işveren tarafında şöyle bir şey var. Hem maliyetler artıyor. Şimdi aslında işveren için maliyetin artmasının sıkıntısı şudur. Yani işveren artan maliyeti verdiği hizmet veya ürünün üzerine ekler. Bunu yani bunu Sorun ekleyecektir. Değil. Burada Tabii. bir sıkıntı olmayabilir. Ama bu kez de o sat hedeflediği satışları, işletmesini çevirmesi için gereken satışları gerçekleştirememe endişesi taşıyor. E Bunu ta gerçekleştiremediğiniz zaman da, o giderlerinizi gerek maaş gerek diğer giderlerinizi ödemekte sıkıntı oluyor. Tabii tabii belli bir oranda tutturmanız lazım o satışları. Tabii o saiklim o ee, dönüş, e, sirkülasyon tabii, olsun. Tabii ee, en azından stoklarınızın dönmesi lazım. Tabii. üretime devam etmeniz lazım üretiyorsanız. Ee, tabii bunların hepsi sorun. Ee, satıyorsanız sorun değil. Peki onu sorayım yani bir işveren olarak da e, çünkü bence yani çok iyi bir pozisyondasınız bunu cevap vermek için. Satıyor musunuz? Yani satışlar düştü mü? Evet, satışlar düştü. Bakın, bizim bütün Aynı en büyük kesinlikle. endişemiz o. Yani satı, çünkü fiyatlar yükseldi, yükseldiği zaman doğal olarak insanların Tabii. bütçeleri yet Aldınmaz. daha yetersiz kalmaya başlıyor. Tabii. Ne yapıyorlar? Erteliyorlar ihtiyaçlarını, acil ihtiyaçlarını öncelikli karşılıyorlar. Taksit ödemeleri varsa ki bu ülkede birçok insanın biliyorsunuz kredi taksidi vardır gerek Tabii. ev gerek araba veya başka bir konuda. E bunları önceliği aldığı zaman bütçesi daraldığı için de erteliyor şeylerini. Evet. İşte yani bizim sıkıntımız da oradan çıkıyor. Peki ciro'yu yakalamak için yani ürün bazında e, işveren daha fazla karlı satmaya çalışır mı? E, birazcık kompansa etsin e, az satışları daha çok karınan. Aslında öyle bir hedef de yoktur. Yani böyle bir o düşünce oluşabilir. Çünkü şu şu anda enflasyonun yüksek olması dolayısıyla yani ve doğal olarak döviz fiyatı dövizin de yüksek olması sebebiyle nereye satarsanız satın sattığınız ürünün fiyatını yani 15 gün sonra hesapladığınızda size zarar ettiren bir rakama girmiş oluyor. Böyle bir sıkıntısı var eğer TL Hı. ile satıyorsanız. Yani Hı. o yüzden... Fiyatı çok yükselterek satmak çok şey değil. Siz çok yüksekle satmak isteyebilirsiniz. Daha önce söyledim bunu. Ama daha az kar da satmaya pazarda birçok satıcı da vardır. O zaman siz satamazsınız. Onlar satar. Yani, yani o serbest piyasanın yani. da öyle bir etkisi var. Tabii. Şey. tabii. E, peki e, ama işte bu da mesela dediğiniz noktadan yine tekrar başlarsam o soruya. 15 gün sonra e, satacağınızı düşündüğünüz bir malın hedef fiyatını belirlersiniz. Ama 20 gün, 25 gün geçti ve satıldığınızda o malı oraya koymak için yetersiz kalır o satışın fiyatı. Tabii yani kar kalemimiz kalmayabilir. Evet kalmayabilir ee, ve bu da neticesi nedir? Başlarsınız, e, bu hesabı yapmazsanız sermayeden yemeye başlarsınız devamlı. E, tabii bakın, o satışta ya da eklemeniz lazım. Bakın, satışı da yapmak zorundasınız çünkü o satışınızın içerisinde, satış rakamınızın içerisinde genel gider vardır. Tabii yani, yani o genel gider dediğimiz işte maaşlar, bir sürü diğer harcamalarınız. Bakın, o genel gideri bile elde etmek zorundasınız. Tabii. Yani satmayım ürün kalsın da sonra bir ay sonra daha yukarıya çıkacak fiyatı. Bir işletmeyi almayız. yaşatan bir mantık olmaz, doğru tabii. yol değil o. Onun için satmak zorunda işletmedi. Evet yani ıslokçuluk bazı şeylerde olur. İşte e, yani bir gün iki gün için e... İşte benzinde yap yapılır genelde bu biraz gazda yapılır ee, o saklanmalar falan filan yani onlar birkaç ee, günün şeyleri getirileri olur. Ha ya getirileridir yani uzun müddette onlar da dayanmaz zaten çünkü aynı şey giderleri onların da Aynen Bak giderleriniz varsa satmak zorundasınız temelde evet. yani gider evet. varsa sadece ha gideriniz yoksa satmazsınız dersiniz tamam dursun zaten daha yukarı çıkacak ama gider olmayan bir düzende olduğunu tahmin etmiyorum ben işin gerisini. Ya da e, şeysiniz. E, tek kalemsiniz. Yani öyle bir sanatınız var, Hı -hı. öyle bir şey satarsınız da tek kalemsiniz. Tekel, kartel. Kartel yani artık fark etmez yani, sizin için onu yapacaksınız. Tabii, olabilir. bizde de öyle değil. peki umudunuz ne? Yani ne olması lazım? Şimdi yani, 33 33 hakikaten o zaman insanlara vermemiz lazım değil mi? Yani biz zaten dediğim gibi yani iş, işverenler olarak doğal olarak ben yani bir işveren olarak Hayat pahalılığının verilmesi gerekiyor. Yani verilmemesi de mümkün değil. Yani bu tarafa bizim tarafımıza zarar etkisi daha büyük olsa dahi diğer tarafı da korumamız gerekiyor. Yani onların da yaşamasını daha rahat yaşamasını sağlamak lazım. Peki. 33'ü verdiniz e, ki 33 geriden gelen verdiğiniz bir şeydi. Hayat pahalı oldu ama 33'ü verdiniz. Şimdi işçi kaleminde bu yansıyacağı için ücret şeylere... E, hı hı hizmet veya da ürünlerin fiyatına yansıyacağı Tabii. için şimdi e, işveren bunu genelde yani sanki hesabı öyle buldu öyle yansıdır işverene yani işçi maliyetine işçi kalemine vermez hani işte e, benzin harcaması var elektrik har enerji harcaması var işçi parası var e, işte fonlar var vergi var kalemlerin var senin bir işi evet. yaparken İşçi yüzde 33 arttı diye sadece orasını kaldırmaz, bütün o kalemlerin sonunda satış fiyatına der ki yüzde 33 arttı der ve içinde kalmaya çalışır şeyin olası artışların olası öngörülmeyen döviz artışının Artıştı, falan yani öyle de bir artış oluyor. Aynen dövizde şu anda yaşandığı gibi su geçtiğimiz ayda olduğu gibi döviz patlaması neyse fiyatlara olduğu gibi yansıdı. <laughs> ee, görünüyor istatistik kurumuna göre. Ama aslında öyle değil. Bakın işletmelerin demin bahsettiği gibi. Mesela bizde hep gider yani kalemler vardır. O kale, o ürün kaleminin e, fiyatında hangi kısmında değişiklik olmuşsa onu güncellersiniz ve maliyet toplaması otomatik öyle çıkar. Yani şimdi e, asgari ücrete yapılan artış... Bizde iş gücü e, maliyeti kalemine girer. Ama buna karşılık ona girerken atıyorum bir başka ham madde varsa ve de dövizse, o dövizli olanla da o artışı yansıtırsınız ama iş gücü hmm. ma maliyetini yansıtmazsınız. İş gücü maliyetini iş gücüne yansıtırsınız. Akaryakıttaki artışı ona o kaleme yansıtırsınız. Şimdi bu bilinçli... Ama hepsi arttığı için ha. büyük ihtimalle sanki yani asgari ücrette yapılan artış bütün e, ürünün tümüne yansımış gibi oluyor ama Aynen. aslında işte benzine yansıyanı arta, e, geleni ekliyorsunuz, ne bileyim elektriğe geleni ekliyorsunuz, ham geleni ekliyorsunuz ve totalde de zaten hayat pahalılığı ne demek? Zaten tüm ürünlerin, emtiyaların Tabii. artışından kaynaklanan, devalasyon mantığındaki bir kurgudur. Enflasyon Tabii. mantığındaki. Ama yani yani dostlarla böyle konuştuğumuz zaman e, hep şeydir, yani o tabloyu, şablonu açtığınız zaman, Excel'de eklediğiniz zaman işte benzin arttı düştü. Bir kere düşen benzini kimse düşürmedi arkadaşlarımdan yani şimdiye kadar. Zaten diyor kalkacak gene bıraktım olduğu gibi diyor falan gibisinden. Çünkü artacak iki gün sonra. Şimdi işte olmuyor bunlar. Yani dönüp e zaten şimdi diyor işçiye verdik. Hepsi diyor öbürlerin de artacak diyor. Onun için yine dokunmadım. Onun için bunun sonuna koydum ben. Çünkü nasıl olmasa diyor öbürlerine de yansıyacak. İşte elektrik de daha bağlı olacak diyor. Çünkü onlar da devreye alacak işçi parasını. Onun için bütün emtialarda, bütün kullandığımız enerjide falan, hizmet veya üründe artacağı için yani bir ay sonra, iki ay sonra yansıyacak o şimdiden onu bırakır içerisinde gibi. Ne bileyim, belki benim konuştuğum arkadaşlar böyledir. Yani Orada da şunu söyleyeyim, bakın yani bazı şeyleri geriye geliyor. Çok büyük bir oranda geri gelmiyor ve çok da uzun süreli olmuyor bahsettiğiniz gibi. Yani kısa süreli olduğu için bazı işletme mesela bizim için, yani bizim işletmemizde sadece mobilya grubumuz için 250 sayfa maliyet tablosu var. Ve her tablo yani her sayfada da aşağı yukarı 10 kalem var. 10 ürün kalemi var. Şimdi bizim onu güncellememiz demek düşünün. 200 sayfanın fiyatlarının güncelleme Sistem üzerinden güncelleniyor. Tabii. Fiyat listelerinin oluşturulması ve satışa devam edilmesi. Şimdi düşünün bunu işte 10 günde bir oynamak isterseniz bu çok kolay bir şey olmaz. Yani biz Tabii. işte 3 aylık ya da 6 aylık periyotlarda yapıyoruz bunu. Tabii. E bizim ve devrede o... 3 aylık, 6 aylık çok fark eder. Yani evet. sizin için bu iyi de olur, kötü de olur. Yani hakikaten <laughs> İyi, iyi iyi tespit etmeniz lazım. Ya bakın bir şey söyleyeyim miyiz? Beliriz ben, ben mobilya içinde e, konusundan söyleyeyim. Sünger'in fiyatı iki günde bir güncellenmiştir diye mesaj gelir. Listede gelmez. <gülüyor> yani <laughs> listede yoktur. Sadece size der ki artış olmuştur. Bil yani sadece. Ve alacağın an ve işte tarihte neyse fiyat o fiyatı size yazarlar. Hatta şunu da yaparlar. Bazen ürün olmaz ve derler ki satarız. Çıkacak listeye göre. Yani satış evet. işine devam et ama fiyat ne zaman yani ne çıkarsa fiyat ona evet. göre. Mesela özellikle bu döviz artışlarının olduğu bayramdan önceki dönemlerde biz ürünleri o şekilde aldık açık hesap mantığında. Yani atıyorum evet. işte 10 metreküp sünger aldınız ama fiyatı yoktur. Bu ne kadar zor bir şey. E i̇şte böyle dönemlerde böyle bakın bu taraflarda da böyle şeyler yaşanıyor. Ve siz evet. şimdi fiyatını bilmediğiniz bir üründe bir maliyet yapacaksınız, bir ürün çıkaracaksınız, bir satış evet. yapacaksınız ve yürüyeceksiniz. Yani sizden... E, bu ben sana malı getirdim de alacaksın bu koltuk takımını dediğinizde ben onu istemem. Ben şimdi Tabii. isterim fiyatını ki e, ne olacağını bileyim. O zaman e, sizin öngörülebilir bir fiyat ve o fiyatın o adamın size ne charge edeceğini bilmeniz için onun da önünde öngörmemiz lazım. Yani bu çok sağlıklı bir şey değil ya. Yani bu bu, bu artışları sağlar. Çünkü kendinizi emniyet olmanız lazım. Hiçbir zaman siz onun olası size çarj edileceği bir rakamın altında bir rakamı asla. Emniyette olmak tabii. için. Bir güvenlik marjı bırakırsınız. Tabii yani. tabii. Yani tabii. En kötü ihtimal bu olacak. Benim de güvenlik marjım budur dersiniz ve o, o da yükselir. Onun için böyle bir <laughs> var. Çok e, ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela işte biliyorsunuz fiyatlarımızı biz tele olarak çıkarılıyor genelde. İşte bir de bunu döviz endeksliyorsunuz. Dövizli fiyat listesi atıyorsunuz. Aynen. Şimdi <laughs> bir süre mesela döviz fiyat listesini kullanarak kendimizi bahsettiğiniz gibi güvencede ve düzgün olduğumuzu düşünerek bu şekilde yürüdük. Evet. Ama gördük ki günün sonunda o dövizli fiyat da gerçek fiyatın altında kalıyor. Yani sterlinli veya Çok dövizli ancak. fiyat da ham madde artışını, maliyet artışını karşılamıyor. çünkü şey bazan yaşanabiliyor bunlar yani evet, ama bakın evet. yani iş hayatı uzun bir süreçtir. Yani 10 yıl, 30 yıl, 20 yıl ne kadar aktif kalacağınızı tabii, planlarsanız. Tabii. İnşallah, yani tabii. şimdi 3 ay, 5 ay böyle şeyler olabilir. Geçmişe baktığınızda yani bizler bir 8-10 yıl daha steady bir ekonomiyle gittik. Biliyorsunuz enflasyon tabii. çok fazla şey değil, tek haneli rakamlarda giderdi. O zaman ticaret çok daha yani hayat da daha tabii. rahat akıyor idi. Tabii. Ama şimdi zaman zaman da böyle şeyler olabilir. Bunlar da olacak yani. Tabii. E ee, ticaret olası şeye bakıyor mu mesela mobilya denilirse mobilya aslında güzel. E ee, room tarafının şey var, düşkünlüğü var şimdi yani evet. mobilya falan bizim tarafta. E ee, ama tüzük icabı biz bunları satabiliyoruz o tarafa değil mi? Yeşil kapsamında. Yeşil kapsamında. Ee, onun için sorun olmuyor. Rumun bize ekonomideki faydası nedir şu anda? Yani şimdi çok yüksek. Bir şöyle bir şey söyleyeyim yani Yüksektir kendi içer geçmiş yıllara kıyasladığımızda yani bunlar 2-3 yıl önce yeşil Yeşilat kapsamında sattığımız yaklaşık 5 milyon euro civarındaydı. Şu anda satışlarımızın e, yani yıllık bazımız 15 milyon euroya çıkmış durumda. Genelde evet. baktığınızda çok evet. büyük bir rakamı değil. Ama işte devala yani dövizin fiyat, e, yükselmiş olması bizdeki fiyatları biraz daha cazip hale getiriyor. Tabii. bazı kalemlerimiz de her zaman gidiyor yani işte balık gidiyor ee, mermer gidiyor mobilya gidiyor basic olan mobilyalar gidiyor yani ana hatlarındaki ayrıca son zamanlarda prefabrik konutlar gidiyor yani Tabii. ve hacim yapan rakamlar Hı. onlar yani ee, bu prefabrik konut şeyler var ya tabii, tabii, kulübeler tabii. şeyler Onları diye bayağı, bayağı onlar sevdiyorum. ve hacimli olduğu için ciroları da artırıyor onlar. Tabii. Zaten yani 15 milyon dediğiniz e, eurolardan bahsediyorsak bunu zaten e, topluma yaymıyoruz. Bunu yapan 5 tane 10 tane şirkettir. Onun için e, faydalıdır. Yani oraya e, satan e, mobilyayı 3-5 tanedir. Evet. Çok fazla değildir. Doğru. Yani biraz daha şeyler var süpermarketlerin şeylerini yapanlar vardı, Şeflerini yapanlar hı hı, vardır. Evet, kontaklı mesela işler, falan. Yani. Kontaklı işler. Yani onlar buradan yaralanır. Dediğiniz konteynerleri. Burada bunları yapan iki tanedir, üç tanedir. Sanırsam herhalde yani iki tanedir herhalde. Ha, onlar. Ki. Yani onlar da. Yani bir tanesi o, bir o 15 milyonun şeyini, ciroyu Ciro onlar yani. etkileniyor o cirolardan. Allah artırsın işlerini tabii ki de. Dolayısıyla onlar iyi. Çünkü onlar da dönüp bu çevreye dağıtılıyor. E tabii o yani parayı. bakın Önemli şimdi eee güneye sattığınız yeşilat kapsamında sattığınız ürünün bedeli neticede Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisinin içerisine tabii, düşüyor. Tabii, tabii, yani tabii. E, Alüminyumcular e, çok e, iyi iş yapıyor o tarafta. Doğru gibi ama gibi şimdi görüyorum. bakın e, aslında avantaj şudur. Yani bizim yani emek iş gücünün yoğun olduğu konular. Yani biraz önce bahsettiğim yeşilat kapsamında giden Üretilmiş ürünler için söyleyeyim. Hmm. İş gücünün e, güneyde iş gücü çok daha pahalı örnek olarak söyleyelim. Yani dün konuşuluyordu. 950 euro orada asgari ücret. E, bizimki de yaklaşık 500 euro bandında bir şey olacak aşağı yukarı. Şimdi orada değişiklik var. Bizde %60 bizim millet asgari ücrette geçinirken onlardaki bu asgari ücret hakikaten e, liseyi bitirdi, ortaokulu bitirdi. İşe başladı bir yerde aldığı maaştır 3 aylığına sadece. 3 aylık 6 aylık <laughs> içerisinde onu muhakkak artırması lazımdır. Ve yani öyle yaptığımızda doğru bir şey olmaz. Ee, onlar da hakikaten daha yüksektir. Onlar böyle 1000 ile 1250 arasında yani, gidiyorlar. E, du, a, şimdi orada şunu söyleyeyim. Orada 4 kademede e, asgari ücret var. İşte temizlik ve bakıcılar için farklıdır. Ne Tabii. bileyim inşaat için farklı. Ama yani e, bizde de şu e, bilinmeli yani özel sektörde çalışanların tümü veya büyük bir kısmı asgari ücretle çalışmıyor aslında. Asgari ücretle çalıştırdıklarınız genelde işte düz iş yapan yani atıyorum temizliktir hmm. şudur budur yoksa bir ustaysa bir birikimi yani yılları varsa veya bir sanatı varsa bu insanlar bu fiyatlarda mümkün değil çalışmaz. Yani Ama bu devletin rakamlarıdır Yani yüzde altmış çek asgari ücret çıkartıyor. Şimdi yani o bu, çünkü e, sigorta yatırımlarından kaynaklanıyor. Yani devlet yani o de verileri olarak, oradan o saat, yakalıyordu. Doğrudur. Yani İlk oradan doğrudur. elde ediyordur diye düşünüyorum. Hı -hı. Yatırımlardan dolayı Hı -hı. öyle görüyordur diye düşünüyorum. Yani. Ama gerçekte daha yukarıdadır yani şeyde yani ben gö göremiyorum. Yani yukarıda da diyorsunuz ama yani asgari ücret 11.800'dür. Adam 12.000-13.000 bin, bin alır. Yani böyle 20'lerde 30'larda değil maaşlarımız. Böyle asgari vaziyette. Bir müdürler alıyor artık öyle 25'leri, 30'ları. Onu da yenili almaya başladılar. Sanatkarlar da alıyor. Yani usta diye tabir edebiliriz. Her ha. konudaki ustalar da yani... Ama mobilyacı da adam alıyor. 15-20 bandında. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Dün e, odamızın meclisinde... E, Magosa'da büyük nakliye işi yapan, konteyner e, ithalatı yapan bir arkadaşımız şeyi söyledi. Biz de şu anda şoför bulamıyoruz. Yeah. Yani kamyonu sürecek şoför bulamıyoruz. Çünkü Türkiye'dekiler, yani Türkiye'liler... Almanya'da. Almanya'da, deprem bölgesinde. Yeah. Bize dedi Pakistan'dan, ben bugüne kadar dedi? kullanmadım. Ama bize bundan sonra da artık Pakistan'dan gelen şoförleri kullanmak zorunda kaldık kamyonlarımızın üzerinde. Tabii. Daha Onun için kendi dedi. insanımıza da maaş, yani e, hayatını çok daha iyi bir şekilde geçinebilecek bir ücret vermek zorundayız ki... Onlara da istihdam yaratılabilsin. Yani ya kitap daha ekonomi kitabı Manoban yani arz talep e, hı hı. öyle olması gerekirken ö, öyle olmuyor işte. Yani e, diyorsun ki işçi fiyatları artacak özelde falan o o beklenen şeyde değil çok özelde. Mesela hanımlar ev hizmetine gelecek olan kadınlara e, hele şu anda İngiltereler burada e, günlüğüne ne? 1200-1500 lira verenler var ee, günlüğüne gelenler. Şu anda 600-700 700lerde falandır diye evet. biliyorum. Bunun iki katını verenler vardı şu anda Ars Çünkü olmazsa olmazıdır. Yani hanımların bu şekilde eve kim bakacak. Ama bazı şeylerde hala daha insanlar geride duruyor. Yani asgari ücret hükümet ne belirlerse o rakam orada. Yani tık üstüne çıkmak istemiyorlar. Ya ben bu işi <laughs> tutayım Aralarında var mesela yanılmıyorsam e, süpermarketlerden bir tanesi asgari ücret ret e, bazında bakanın ağzından çıkan bir rakam vardı. Onu bu aydan vermeye e, başladı e, başladı e, mesela belki de o rakam olmayacak daha üstünde olacak ama o goodwill yaratıyor şu anda işçisi inan yani ben şimdiden size bir artış verdim bonus gibi hiç de fena değil çünkü artık hakikaten e, mobilya işinde usta bulamazsanız iş kalır. Yoktur. E, yani düşünün yoktur. <laughs> Yaz alıyor yoktur ve hatta şunu söyleyeyim bakın biz artık Türkiye'den ustalar artık gelmez. E, biz de üçüncü ülkede yani Pakistan işte en yani o, o, o tür ülkelerden geliyor. Peki ne yapacak? <laughs> yani durum nedir orada? Çünkü o zaman bunu maaşla desteklersiniz. Tamam. Çünkü Rum tarafı bizden alıyor mesela işte ustalarımızı hı hı. inşaat ustalarımızın hepsi o tarafta. Ee, benim e, George e, İsa da olsun e, 25-30 tane Kıbrıslı Türk şey yapar çok sever Türkleri. E, i̇ki buçuk e, üç alanlar var diyor e, şeyde e, bende çalışanların böyle usta başıdır şudur budur falan onlar böyle üç alırlar. Şimdi 3 alan adam orada. Yani üç bin euro. Üç bin euro. Şimdi üç alan adam orada, e, rahattır bu tarafta, gelir kızına da evcik düşünür alsın, evet. e, köyde kendi evini de onarır, e, arabası da daha lükstür, e, artık hanımın da vardır bir tane, kızının da vardır. Yani ansızın o refahı görür ve der ki ya ben bu tarafa gelmem, bu tarafta çalışmam. E, bizim de onlara eşleşecek halimiz yok, Rum tarafındaki şeylere, maaşlara. Bizim kendi insanımızı tutabilmemiz lazım ama bizim tutabildiğimiz şu anda sadece Pakistanlılar ve Afganistanlılar şu anda. Doğru. Yani tabii Güney Kıbrıs'ta çalışıp bakın iki sınırdaş ekonominin arasında çok büyük fark varsa bu tür şeyler hep oluyor. Başka ülkelerde de bu benzeri var. Yani İtalya ile İsviçre sınırında da benzeri var. Yani şimdi 2500 euro alırsınız veya 3000 euro alırsınız güneyde ve burada harcadığınızda tabii çok büyük bir para bu. Tabii. Bir müdür maaşı gibi yani tabii. müsteşar maaşı gibi neyse. Ama eğer o 2500 euro ile güneyde yaşamak isteseniz 2 artı bir dairenin kirası 1200 eurodur. Yani maaşın tabii. yarısı ev kirasıdır. Tabii. Yani tabii. o çok şey değil işte ama orada da avantajlar orada falan. da aileye iki maaş düşer orada da. Onlar da bizim gibi geçinirler. Tabii. Yani iki maaş düşünce bir aileye e, asgari ücret bile olsa takas tukas gider. Geçinir. E, doğru. Orada. Ee, ve olanakları daha fazladır. Ürünler daha ucuzdur. Ben Rumlara şaşarım. Yani çoğu maddeler mesela işte et mesela ee, Hı -hı. gayet daha ucuz. Ve bazı daha gene basic maddeler var. Orada daha ucuz. Niye burada gelip bu kadar alışveriş yaparlar hiç bilmem. Bazı ürünler bizde daha ucuz olanları alıyorlardı. Şimdi iş gücüyle ilgili konu değişmeden bir şey ekleyeyim. Yani nasıl çözeriz diye düşündüğünüz. Biz kendi insanımızın e, yani ücretlerini artırmak zorundayız. Yani zorundayız derken. Bunun artması lazım ki bizim buradaki iş gücümüz kendi ülkemizde devam etsin. Ha bunun için de bakın işletmeler bunu yaparken doğal olarak bu yüklerinin karşılığında Hı. belirli bir desteğe de ihtiyaçları var. Yani işte biliyorsun çok kolay çok e, sakız gibi konuşulan sosyal sigorta desteği falan vardı. Sonra bu işte bir sürü kısaltıldı, durdu, başladı, bilmem ne yaptı. Yani işletme e, bu yükleri taşıyabilir işletmeler. Ama diğer yönden de siz bu insanların e, Diğer yük devlet olarak yüklerinde biraz rahatlama sağlamazsanız bunu taşıyamaz taşımaz. Mesela şu anda asgari ücretle ilgili çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi bir çalışanlara verdiğiniz bir ücret var işte işçi katkı payı var sonra işveren katkı payı da koyarsınız bunun üzerine. Bir de aynı şekilde asgari ücret değiştiği zaman işletme sahiplerinin ödediği vergiler var. Pay ediyoruz biz buna yani. Evet. Şimdi bunların dilimlerini siz eğer yüzde otuz arttığında bu dilimi de yüzde otuz üç artırmazsanız genişletmezseniz bu kez o aldığı maaş şu 3 basamak yukarıya çıkar ve iki 3 basamak yukarıdan onun vergisini vermeye başlıyor. Bu da bir... Bu da bir ayrı yüktür. Yani bu da çözülmesi Düşününün gereken bir konu. Tabii, tabii, yani tabii. bunlar da eş zamanlı birbiriyle çözülmeli. Yani Ama özel zaten sektör... bir maaş artışı yani işte ne verelim? E, ne vereyim abime e, falan gibi olmasın. Yani elbette yani e, bu vergiyi sen bunun baremi ne olacak, bunun vergi dilimi ne olacak falan hepsinin düşünülmesi lazım. Yani inşallah bunu konuşurlar Yani konuştuklarında yani Vallahi... sadece insanlara ne verelim mi konuşmazlar orada. Bilmiyorum. Yani şöyle o konuda da işte yılın galiba Ocak ayında belirlenir. Ama sen iki ay yılda iki kez asgari ücret belirliyorsun. E, birincisinde belirledin, tamam dilimini kur, kurguladın. E, i̇kinci altı ay için. Onu da olacak. bu kez o gidiyorsun. Bu çok da adil olmaz. Yani Tabii. yükler artıyor işte. Su artıyor, elektrik artıyor, bir sürü şeyler artıyor. Ama do, ama şimdi e, bilmem yani orada örtüşür müyüz? Hükümetin zaten bunu yani biz biz işte çok alıştık. Yani Öyle yardım, buradan teşvik, sigortadan şey. Yani ben de özel şartına şey girerim. Yani başarılı olmadığım hiçbir şeyden ben ben ücret almadım. Yani e, tamamıyla yani hiçbir ücrete tabi olmadan ben bu yıllarımı verdim. E, ve her zaman onu kurgularım. Başarı, ödül. Şimdi bizim memlekte, memleketimizde burada başarı en son düşünülen şey önce benim cebime ne girecektir Hatta iş yerinde de yani adam gelir konuşur ben bu maaşı isterim der. E, i̇ş adamı dediğinde yani ama bu işi yapabilir miyim? Şu kadar ustalığın var mı dediğinde adam yok der ama ben gene de o maaşı isterim der sana. Ben sana niye vereyim bunu? Hakkın yok onu sormaya adama onu eden başlasın da... Alıştırırız evet. belki. Yani taahhütleri karşılıklı değil. Sizin <laughs> karşı taahhütünüz var ama onun vereceği hiç vereceği vereceği bir taahhüt evet, yok. O biraz size. daha esnek olabiliyor. Tabii. Yani bizde bu sorunlar var. Ama şirketler de buna da alıştı. İşte süttür, hellimdir, çiftçidir, şudur budur. Baktığımız zaman hep devletten beklenen bir şey var. E, devlet de dönüp de ben de vergiyi şöyle yapayım dediği zaman vay sen misin vergiyi artıran. E, bugün bir İsveç'te, bir Almanya'da verdiğin vergi Bugün İsveç'te yüzde yüzün üzerine çıkan vergi var. Eğer annenden babangdan sana miras kaldıysa, o sene yüzde yüzlerin üzerinde vergiler öden. Yani cebine para girmez. Ama böyle bir düzenleri var onların. Ama sana bakar, sağlığın yerindedir, eğitimin en üst düzeydedir. Biz bunları beklerken İsveç gibi en, en üst düzey servis, en üst düzey belediyecilik falan vergiye verince aman işte 400 liraya çıktı belediye fiyatı ben 400 lira belediyeye vermem E ne yapsın o belediye o 400 lirasını almazsa doğru bakın or orada şunu söyleyeyim dediğinize katılırım yani devletten beklenen e, destekler vardır e, dediğiniz gibi de devletin toplaması gereken vergiler vardır yani ve kaynak yani kaynak giriş olması lazım devlete Tabii. ki o giren yani, kaynağın bir kısmını yani. aktarsın ama bizim ülkemizde de bazı Gerçekten çok önemli e, işler vardır ki devlet bunlardan herhangi bir vergi alıp yararlanmaz. Yani bir tanesi işte sanal bahistir biliyorsunuz. Tabii. Bir tanesi e, buna benzer şeyler var. Ve bunların yasaları yani ta Faiz Bey'in başbakanlığı zamanında yasanın hazır olduğu söylenildi. Kripto paralar var biliyorsunuz. Yani ki bunu bunları yapan insanlar da bu işin bir düzende ve denetimde olmasını istiyorlar. Yani Tabii. bir resmiyet statüsünü Tabii. yapanlar da istiyor istemiyor Onları diye bir şey yok. şey yapacak. Lecetimet yapacak, resmi yapacak. E, tabii yani ki yani güvenerek resmi yapacak, vergisi olacak. E, i̇ki tabii. yıldır bunu yapmıyorsunuz. Yasa hazır ve hazırlandı, işte sonra tüşü, şu bu deniliyor. E, düşünün iki yıldır siz böyle bir geliri almıyorsunuz. Ve bu çok büyük bir rakamdır. Yani e, bankacıların evet. ifadesi var ki bunları doğru toplarsanız Türkiye'den ihtiyacınız yoktur Hiçbir kaynak şey yoktur. istemeye. Doğrudur, doğru. Ama biz başka günlük böyle küçük şeylerle uğraşarak bu esas yani büyük resim şeydekileri, parçaları... Halletme yoluna gitmiyoruz. Diğer günümüzü küçükleri geçiriyoruz. O bitiyor. Başka bir küçük başka bir şey başlıyor. Yürüyor. Yani çok basit dediğim gibi. iki üç kalemi yerleştirin. Gelsin. Ondan sonra verirsiniz. Evet. Olur. Ama bizdeki becereksizlik e, beyan edileni biz toplayamıyoruz. Yani beyan edileni biz toplayamıyoruz ve e, o insanlar affa kalıyor. E, affa kalıyor ve bu sefer de işte vergisini ödeyen iş adamı diyor ki ya bir tek enayi ben miyim burada? O parayı sana vereceğime ben şimdiye malzeme alırdım, sermaye yapardım, lüks bir tatil geçirirdim. 4 sene, 5 sene sonra da mahkemeye girdiğinde iş, af gelir. O zaman da öderdim. Evet, bakın şimdi beyan, beyan ettiğinizi ödememek diye bir şey olmaz. Sadece bakın gelen af da... Bizde müsaade ediliyor. <laughs> Hayır, bakın gelen af şudur. Dayma, e, beyan edilenin dışında... Ödememeden dolayı ortaya çıkan gecikme faizlerinde o faizleri de indirime gidiliyor. Tamam ettiğiniz rakamda tamam, ödenmesi lazım. Tamam Tabi yıllar da. itibariyle eriyordur paranın değeri ona Aynen. ihtiyacım yok. Yani Ama düşün, bir de 3 sene evvelki 10 e, bin TL vergi borcumuz bugünkü 3 sene sonra ödeyeceğiniz 10 bin TL'lik vergi borcu şey gibi gelir. Ç, ç, çerez böyle enflasyonist dönemlerde eriyerek tabii. gidiyordur. Doğru yani devletin onları tahsil etmesi lazım esas bir de beyan dışı yani beyan edilmeyen gelirlerin toplanması da önemli yani, e, o, yani orada o, o en beceri büyük orada, orada aslında ama işte şey beceriksizliği ben orada bulurum yani beyan edileni toplayamıyorsan Beğen e, nasıl <laughs> toplayacaksın <laughs> nasıl toplayacaksın ve diğer taraftan sanal betten bahsettin mesela ki sanal bete baktığımızda çok güçlü bir para dönüyor burada evet. ve e, hükümeti de iş yerini de iş insanını da e, domine edecek e, insanların karakterini değiştirecek bir güce sahiptir bu para. Çünkü hakikaten hı hı. miktarlar günlük olarak çok büyük rakamlardır, çok büyük rakamlardır. ve e, seçim zamanı bu rakamlar devreye girer genelde e, ve seçim zamanı bu rakamlar devreye girdiğinde kendileri için yapılacak olan herhangi bir düzenleme falan göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Bilemem. Yani hükümet edenlerin sorumluluğudur o diye söyleyeyim. E, Tabii. Yani, tabii, yani şey buradan olmaz. bunu söylüyorum. Çünkü benim aldığım işte e-maillerdir, yazılardır, telefonlardır yani şeyler bu şekildedir hep. Yani onun on için belirtiyorum böyle bir şeyi. Yani yapılmıyor. Yani sen bu düzeni kursan çok daha fazlasını alacaksın. Ve hakikaten e, kurum olarak e, yani hükümete ben işte kurum dersem kendisini toparlayacak. Ondan sonra dönüp ülkeye yardımı olacak e biz onları bir şekilde yapamıyoruz böyle Çünkü Türkiye elimizi açtık o da bize verdik sonra Türkiye'de diyor ki artık veriyorum ama artık bunu bu şekilde yapacaksın diyor Türkiye E tabi e, orada da hoşnutsuzluk yaratılıyor doğru yani e, çok çalışıyoruz yani hükümet çok çalışıyor bir şeyler yapmak için bakın kaynağınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız Boşa dönersiniz sürekli. Onun için o kaynağın girişini sağlamanız gerekiyor. Birinci önceliğiniz önce kaynak girişini devlete sağlamanız lazım. Ondan sonra o gelen kaynağı nasıl e, çalıştırıp nelere nasıl dağıtacağınızı planlayabilirsiniz. Ama Peki, kaynak o zaman yoksa, e, ama sadece şey, paperwork kalır. Çok haklısınız. Örtüşüyorum. Haklısınız. Kaynak yani iş yapmanın şeyi bu. Ee, e, fakat buyurun Ercan'a bakalım. İşte açılmadı, açılıyordu, açılacaktı. İşte bugün, yarın, öbür gün, sene böyle geçti gitti değil mi? Ee, Sayın Erdoğan geldi dedi ben buraya ineceğim uçağımla burası açılacak dedi. Evet. Sağolsun biz e, arıklı bugün seferber oldu. Seferber olundu uçaklar inip kalkmaya başladı. Orası açılacak. Var mı baba yiğit açılma açmasın orasını ee, Sayın Erdoğan geldiğinde ne burada Yok. var öyle baba yiğit ne Türkiye'de var. Orası açılacak değil mi? Yani evet. öyle tabir ederiz. Yani bu biraz da Özendir. Bu biraz daha liderliktir. Biraz daha evet. yapacağınız e, işte e, sizin hırsınızdır. Yani okul problemimiz var, ilaç problemimiz var. Yani okul binası problemimiz var. E, i̇laçları tedarik edemiyoruz. Yollarda problemimiz var. Yani problemimiz başta ne dedik? Olmayan problemimiz yok. Ama hükümet olarak dersiniz ki ben bu senenin, bu finansal senenin içerisinde ve bu bütçenin içerisinde ben 5 tane okul yapacağım ve buradaki yolları da düzelteceğim ve sadece bunu yapacağım. Geç bana bunun o. Amerikan asfaltını yap diyeyim ki ben bunu yapabilirim yaptım. Biz 3 kuruş sana bir kuruş sana buradaki deliği de tıka akanı da işte ona da parmağını tut burada böyle barmaklar her tarafta böyle akan şeyleri delikleri kapatır devlet ve der ki beni yine seçin. Böyle bir görüntüsü var e, hükümetlerin bizde. Doğru ama bakın yapılması gereken şu var. Şimdi demin dedik kaynak aktarması lazım. Diyelim ki kaynağı aktaramadınız. Bir kaynak bulamadınız. Şu anda mevcut bir gelir gider düzeniniz var. Şunu gözden geçirmek zorundasınız. Giderlerinizi gözden geçirmek zorundasınız. O bahsettiğiniz atıyorum 5 okul yapmak işte asfalt yapmak yollar yenilemek anlamında. Diyebilirsiniz ki bazı giderlerinizden ben bunları iptal ediyorum. Buradan tasarruf ettiğim parayı da ...okula atıyorum, yola harcıyorum. Aynı. Ama bakın bu da yapılmıyor bizde. Yani bizim devletimiz sanki bizim mali bir sorunumuz... ...problemimiz yokmuş mantığıyla... ...normal bütün düzenleri aynı şekilde yürüyor. Yani mutlaka tasarruf edilecek... ...kalemler vardır. Mutlaka Satın vardır. Tasarruf kelimesinin Ve, gelmemesi bana çok tuhaf gelir devlette. Yani ben hep o kelimeyi ararım. Tasarruf. Ama olmuyor. Şimdi bu enflasyonist ekonomide... ...bir de... E, ...normalde halkta da tasarruf olması lazım... Halkta da göremiyorum evet. tasarrufu ben. Ee, niye? Çünkü e, bugün bunu almam için yarın bu daha bağlı olacak. Şimdiden bunu alayım der. Yani ciroların düşmesi de bana sürpriz gelir. Çünkü insanlar hemen bir şeyleri kapatmaya çalışır. Şimdi alayım der. Çünkü yarın telefonu alamayacağım. 90 binler oldu galiba şeyler. iPhone 14'ler 15'ler bilmiyorum. Ben işte ama, benimki çalıştığı sürece. <laughs> biz öyleyiz ama çocuğun eminim 14 isteyecek senden tabii mecburen. Böyle bir durumdayız. Bunları nasıl e, yaparız bilmiyorum. Söyleyin bakın o da gene bir hükümet politikası. Şu şimdi bizim ülkemizde araçlar lükstür değil mi? Tabii. Bu gerçek görünüyor. Yani hatta ben hep örnek olarak söylerim. Güney Kıbrıs'a lütfen geçtiğinizde arabaların lükslük seviyesi oransal olarak bir bakın. Ne kadardı? Böyle Bizdekine değil bakın. Tabi. Bizde araçlara baktığınızda çok lükstür. Şimdi eğer devlet, hükümet bu tür harcı e, vatandaşların harcamasına evet, parantez açayım araçlar orada daha ucuzdur o lüks arabalarda bir ama de, bakın, o tarafta. E, ona kıyaslamadan başka bir şey söyleyeceğim eğer bu tür araçlara sahip olmayı çok çok kolaylaştırırsanız ve bu bu toplumu hayat boyu bu araçlara Esir vergi yani e, e, nedir e, taksit sorumlusu yaparsınız Öyle ve mi? netice başka itibariyle, bir yere parayı tabi yani bakın ekonominizde ülkenizde kalmaz bunu te, konut için yapın çünkü konut yap bu ülkede ev alacak olana esnekleyip sonuna kadar esneteyim. Evet. Ama şimdi araba ithalatçılar beni şey e, yapmasın ama bakın araç için ödenen para bu kadar kolay sahip olunan, bu kadar lüks ve pahalı araçlar ayda 500 lira, 300 liraya bir araç alabilirsin sıfır. E şimdi buna baktığınızda bu para yurt dışına gidiyor. Bu ülkedeki ithalatçıda da kalmaz. %5'i kalır, %3'ü kalır, hiçbir şey değil. Yani siz ekonominizdeki parayı yurt dışına aktarıyorsunuz bu insanları Aynen. tabiri caizse teşvik ediyorsunuz. Böyle ve bir rekondu. Bunu yapmamanız gerekir. Tabii, tabii. Tasarrufa yani bu sahiplik ben geç çocukluk yıllarında da hatırlarım. Yani bu lüks bilinen 2-3 markamız var ya araç konusunda. Evet. Bu araçları alan insanlar sipariş verirdi. 3 ay sonra gelirdi ve aynen. memlekette 3 tane 5 taneydi bu araçlar. Aynen, yani aynen. benim bir arkadaşım var hep örnek olarak söyler. E, Muhasip der ki o maç Londra'da 200 tane <laughs> Range Rover var. Bütün Londra'da 200 tanedir Range Rover. E Bizim ülkemizde maşallah 2000 tane var belki de. Yani en her yerde var. Yani <laughs> görüyorsunuz yani bakın olsun eğer zenginsek, güçlüysek olsun Tabii. ama bu şekilde kolay sahip olma imkanına kredilendirerek olmamalı. Tabii. Bunu regüle edemiyoruz. Yine aynı biraz evvel bahsettiğim konuya geleceğim. E, araç satışlarını teşvik edelim diyor. Hatta KDV'sini indirelim diyor. Teşvik edelim. Çünkü çok para girer şeyden e, e, vergiden dolayı. Kasamıza çok para gider. Diyorum yani bir akıl tutulması mı yaşıyoruz? Yani evet. sen e, 100 bin euroyu çeken yurt dışına gönderin evet. ve bunun 30 bini sana girecek evet, diye. 30 bini size girer diğer 100, 100 bin euro atıyorum Almanya'ya gider, Japonya'ya evet, gider, İngiltere'ye gider. Nereye sen gidiyorsan. bunu e, iyi iş olarak algılan ve bugün araba galerilerine baktığınız zaman e, 300'lerin üzerindedir yanılmıyorsam e, sayıları ve e, ve her gün yerden biterler. Ve hepsi lüks araçları. Evet. Şimdi böyle yani baktığınızda bir e, düzgün bir araba galerisine orada bir, bir milyon isterlin oturur en azından. Şimdi ne zaman hangi kaynak nereden geldi nasıl oturdun sen bir milyon isterlinlik e, arabaları oraya bir beklen satasın e, ben e, anlamakta güçleşirim. Önemli Şimdi, bir soru bu. E, değil mi? Yani düşünülmesi gerekir e, söylemek istemezsiniz ama <laughs> e, demek ki burada birileri evet. teşvik ediliyor bu galerilerin burada açılması için. Bir, kimse demiyor hükümet olarak ya 1.4 arabanın vergisi, kadevesi %2'dir. 1.4 arabanın, 1.2 arabanın. Hı -hı. Çünkü bugün Mercedes bile var 1.4 Türkiye'de. Çok daha ucuz alabilirsiniz. Mesela evet. E serisi. Ki hatta, yani Türkiye için de özel yapılıyor araçlar. Güm ha, öyle mi bilmiyordum tabii, onu. Dedim 1.4 evet. hiç de değil. Türkiye ha. için kullanılıyor. Ee, ve yani biz teşvik edelim. 1.2, 1.4 işte ondan sonra işte 2 litreye kadar falan. Öyle artsın, ha lüks arabaya da bastır babam bastır. Yani tabii, eskiden öyleydi, şimdi hatırlıyorsunuz. Ağırlıkları da kullanabiliyorsunuz. Kullanılır tabii, şu anda tabii. Da. Yani sadece beygir gücü değil, ağırlığını da kullanıyorsunuz. Tabii, he? bizde bir teşvik var böyle, alın evet. daha lüksünü. E, kime yarıyor bu teşvikler? Birilerine yarıyor bu teşvikler. Ama biz nedense bunu dur diyemiyoruz, bunu açıklayan yok, bunu e, e, medyada bile bahseden yok bunu. Çünkü medyada bile bu böyle susturuldu. Yani konuşmayın bu konuyu kardeşim. Geçin üstünden gibisinden. Çünkü artık e, nereye baksanız işte bir eczacı gibi bir tane araba galerisi var orada. Bir tarafa bakarsınız bir bakkal var küçük orada mahalleye servis verir. E, orada da bir galeri var artık yani her evet. yerde. Eyvallah demek gelir içimizden. E, ben çok teşekkür ediyorum zamanıza. E, evet. İçinde kalmışsa bir şey söyle ama. <laughs> Yok Sanki, bir şey kalmadı ya yani söyledim sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Burada fakat çare yani ilk aradığım soru şuydu. Yani biz bunun neresinden tutacağız? Yani çünkü her taraf ve belki bu özel konuşmamızda yaptık bunu. Hı -hı. Her tarafı eğri memleketin neresinden başlasak? Ve demiştiniz ki yani yılların birikimiyle evet, buraya geldik. bu 30-40 yani bunu... yılda bu hale geldi. Yani <laughs> biz bunu işte 3 yani... E mevcut hükümetin veya kim hükümetse 3-5 ayda düzeltmeye yani düzeltme adımlarını göremezsiniz. Bakın 30 yılda gömmüşsünüz, 6 ayda çıkaramazsınız kendinizi. Yani çok daha uzun bir süreçtir. Yok hatta 5-6 sene, 10 tabii senelik ki, bir, bir şey yapmak yani, lazım. Tabii ki demek şey tabii. Ve bu ama bakın bunu toplumumuzu inandırmanız gerekiyor ki Böyle bir süreçten geçiyor. Bunun örneğini yapan çok ülkeler var. Çok perişan durumlardan 10 yılda çok daha farklı noktalara gelen. Ama evet. o 10 yıllık plan yapılmıştır ve 10 yıllık planı uygulayarak bütün toplum da benimseyerek belirli bir noktaya gelmiştir diyor. Bizim mizacımız uygun mu buna? Bizim yapmayan? mizacımız buna uygun değil. Ben de bir onda söyledim. Yani ilk yapılacak iş belki bundan önce dediğim gibi mevcut devletin devletin kayna gelir kaynaklarını bazılarını e Tasarruf ederek bazılarını iptal ederek acil ihtiyaçlarınıza kullanın. Bakın ilacınız yoksa, yolumuz yoksa, okulumuz yoksa geriye kalan lafı güzaf diye bir kelime var. Yani evet. geriye kalan anlamsız. Önce bunları yapmak zorundasınız. Ve çıkıp da bu topluma derseniz bakın bunlardan tasarruf ediyorum bunun için. Bu toplum hayır demez. Ve birlikte yapmanız lazım. Eğer toplumdan birlikte yapmasanız da hiçbir şey yürümez yani. Delerler size her tarafından kendini. Aynen aynen. Ve işte bu e, ileriye doğru giden düşünce yapısını, Göremiyoruz maalesef. E, göremiyoruz. Hükümetlerimiz ömrü de çok kısa oluyor. Biliyorsunuz evet. işte bir evet. yıl geçtiğinde başlıyor şeyler. Tabii. Söylentiler, şunlar gitmiyor. bunlar. Yani ben ben e, Ünal Üstel hükümetinden beklentim yüksektir. E, çünkü Ünal Bey'in bir daha e, şey olarak bakıyorum. Kaybedecek bir şey yok. Yani çok radikal bakabilir. Yani artık uzun bir siyasi hayatı oldu. En üst seviyesindedir. Hı hı. Çeşitli bakanlıklardan yani gidebileceği şu anda yaş itibariyle, olgunluk itibariyle, bilinç itibariyle en üst seviyeye vardı şimdi. Ee, ve orada yani bir ben bir eee legacy bırakırım arkaya. Bir eee Ünal Üstel hükümeti geldi. Bu ülkeye düzen getirdi ve gitti denmesini isterim. Yani ben olsam onun yerinde. Ünal Bey'in icraatı da öyledir aslında. Yani şu Tabii. anda kararlı olduğu konularda, karar verdiği konularda e, aldığı kararları uygular. Yani popülizm diye tabir ettiğimiz şeylere hiç itibar etmez yani. Evet. Doğru olan şeyleri yapıyor. Yani desteklerler, beni desteklemezler, şu olur bu olur. Çok fazla e, şey yaptığı bir konu değil dediğiniz evet. gibi. Yani belirli bir şeye gelmişsiniz artık. Bundan sonra yapacağınız bütün doğru şeyleri yapın geçin yani. Aynen. O zaman kendisine iyi şanslar dileyelim buradan. Evet başarılar. Evet. Peki tekrardan teşekkür ediyorum. Aziz'e sağlık. Edelim. Evet. E, Omaş Bey dinlediniz e, Ticaret Odası Yönetim Kurulundan e, çok geniş bilgileri var e, yani uzun zamandır Ticaret Odası'nda. Diyebilir miyiz ileriki başkanlardan? Yani yoksa istemem Yo, öyle şey çok fazla yoktur. der. Yani başkanlık yapmak gerçekten bak, işiniz şey. olmaması lazım. Yani kendi evet. işinizi takip etmiyor olmanız lazım. E, Turgaylar zaman... işi. Turgay Bey'in var işi başkanın ama, ama Turgay Bey'in kardeşleri var, çocukları var ve kurulu bir sistem var önümüzde. Şey. Doğru. Yani zaman yani. zaman bakarak olabiliyor. Orada bir sistem var kurulu. Kıbrıs'ta çok az işletmedi böyle sistemler var. Tabii, tabi tabi. kurumsala yakındır çünkü tabii evet deniz işletmeleri. Peki tekrardan o maç beye teşekkür ederim. Sizlere de teşekkürler. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.